Aman kendini asmış 100 kiloluk bir zenci. Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten. Ben olsam utanırım. Bu ne biçim öğrenci? Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. İyi nişan alırdı kendini asan zenci. Bira içmez ağlardı babası değirmenci. Sizde niye olmasın? Boşanmada birinci. Çok canım sıkılıyor. Kuş vuralım istersen. Bilgi Üniversitesi'nde hazırlık okumuştum. Onur Ünlü'yü gördüm. O zaman üniversiteleri geziyordu böyle. Nerede ne çekilebilir ona bakıyordu. Öyle bir haber çıkmıştı yani. Ondan dedim bu adam buraya da geldi. Yani Bilgi Üniversitesi'nde o filmi çekmek istiyorsa dedim. Çünkü o zaman da şey vardı. Yani o zamanın öncesindeydi aslında bu da. Bilgi Üniversitesi'nde bir bitirme tezi olarak, radyo sinema televizyon bölümünün bitirme projesi olarak böyle Müstehcen diyelim film çekildiği haberi yayınlanmıştı. Böyle haber sitelerinde işte ahlaksızlık bilmem ne böyle çok gündem olmuştu. Ekşi Sözlük'te de böyle şey yazıyordu insanlar işte bu nihayet böyle şeyler de yapılabiliyor. Dediğim olay AK Parti iktidarının aslında ortalarında olan bir şey. Başımızı taşla eziyorlar demelerinin karşısında da Onur Ünlü'yü işte orada gördüğümde dedim bu adam hakikaten sapıtmış. Onur Ünlü iyiydi ama önceden yani sevilirdi yani. Ama o zamanlar kafa güzeldi onun. Yani o zamanlar ne zamanlar? Deli Yüreği senaryo yazdığı zamanlar mesela. Bu kadar eski mi o? O zamanlar şeydi, şair, yazar. Evet, senarist. Bildiğim kadarıyla bir yönetmenliği yoktu. Hatta işte Deli Yürek'te Umur rolünü oynamıştı. Meşhur sahneye hatta Umur'u vurdular falan. Sonra hatta 5. boyutta da bir senaristlik yaptığını diyorum şeyde. Evet. Zamanyolu'nda. Ya Onur Ünlü şey ekolü diyebiliriz ona. Murat Menteş ekolü denebilir yani. Evet. O zamanlar öyle olup da sonradan. Ama Onur Ünlü'de de şöyle bir şey var. Dönüşürken tam net bir şekilde karşıya geçmedi de ilginç bir şekilde dönüştü denilebilir. Mesela itirazım var filmindeki o vaaz sahnesi bildiğim kadarıyla İhsan Elaş'a ait. Yavaş yavaş bir sapıtmalar başlıyor. Sonrasında adam şuna dönüştü. Bir söyleşisini izliyordum. YouTube'da vardı. Elinde bira var. Selman'ın Fares'inden bahsediyor. Nasıl bir sahabe olduğundan falan. Sonra adam buna dönüştü. En son ki yaptığı ve yayınlamadığı put şeylere, Kırık Kalpler Bankası gibi filmlerinde de bambaşka bir şey dönüştü artık yani. Net bir dönüş, keskin bir dönüş olmadı. Yavaş yavaş bir arayış içinde gibiydi. Ha, kendisine sorsam belki de ben hep böyleydim kardeşim. Siz anlamadınız da diyebilir, bilemez. Hmm. Ama Onur Ünlü severler açısından ya bu adama da bir şeyler oldu dedirtebilecek bir dönüş var. Evet. Çünkü kalemi de kuvvetli yani o Deli Yürek'te. Gerçi Ömer Lütfü Mete'nin parmağı da çoktu orada ama Deli Yürek'teki bazı sahneleri anlıyordum. Evet bu Onur Ünlü yazmış burayı. Dedirten sahneler vardı. Keza şeylerden hiç bahsetmiyorum zaten. Yönetmenliğinde Leyla ile Mecnunlar, işte Ben de Özledimler falan onlar zaten. Güneş'in Oğlu filminde o deminki bahsettiğimiz şiirin okunduğu Haluk Bilginer'in okuduğu Güneş'in Oğlu filminde de. Bu arada şiirlerini de ben çok severim aslında. Ah Muhsin'in kitabının adı Gidiyorum Bu. Gidiyorum bir Bu. Bir kitabı var zaten de. Sel yayınlarından çıkmış. Yani Sel yayınlarından çıkmasını özellikle söyledim aslında. Sel yayınları solcu bir yayın evi. Ne bileyim itirazım var. Evet. Filmini yapan adamın kitabını çıkartacak bir yayın evi değil. Ama işte Onur Ünlü gibi adamlarda mesela Onur Ünlü'ye solcu diyemeyiz. Evet. Yani adamın herhangi ne bileyim bu adam İslamcı da diyemeyiz artık. Onur Ünlü'ye galiba şey diyebiliriz. Cihangir solcusu. Böyle. Cihangir solcularının yanındaki adam veya. Yasın Cihangir'de işte. Takılan adam. Solcusunda yine bir şey var. Ne bileyim toplumsal olayda göstermelik de olsa bir şeyler söylüyor. Veya toplumdan linç yememek için, en azından kendi kesiminden linç yememek için kendisine bir otosansür uyguluyor. Onur Ünlü'de o da yok mesela. Şeyde bütün linçleri toplamıştı üzerine. Demişti ya Recep İvedik aslında Kemal Sunal'dan daha iyi bir karakterdir. İşte Şaban karakteri bir mizah değildir ama Recep İvedik bir mizahtır demişti. Bir kısmen katıldığım yerler olabilir. Çünkü orada işin felsefesinden bahsediyordu. Evet. Aristo'nun poetikasındaki mizah kavramına hangisi daha uygun diye bahsediyordu. Şimdi adam bunu dedi, sağdan soldan her taraftan linç ettiler. Öyle bir çekincemesi de yok aslında bir tayfaya yaranmak için. Kendi içinde yaşadığı bir buhrandan dolayı böyle ilginç bir hale dönüştü. Natuk Baytan diye bir yönetmen var. 8-9 filmini çekiyor. Son zamanlarında Kemal çektiği filmler. Evet, işte bu 70'lerin sonunda 80'lerin başında böyle. Her sene bir film, her sene bir film çekiyor. Onların mesela hepsinin belli bir kalitesi var. Belli bir absürt mizah seviyesi var. Hani böyle şey etrafında gidiyor. Belli bir tema var, onun etrafında gidiyor. Kaşağın Çıkabilir'deki o tiplemede belli bir hikaye var. Arkasında bir yaşanmışlık var yani. Böyle bir adam var, işte bu adam mahallede yaşıyor. Anneannesi var, mahallede tanıdığı insanlar var. Bakkal Salih abisi var, bilmem yola çıktığı kamyoncu arkadaşları var. O Natuk Baytan'ın aslında Şaban filmleri de öyle. Belli bir mahalle kültürü var, takıldığı bir kadın var.
İşte işe gittiği bir yer var, bir mekan var. İşte mafyalar var. Onur Ünlü'nün itiraz ettiği nokta şu oluyordu. Diyor ki Recep İvedik yalnız bir karakterdir. Acı çeker, işte başından olaylar geçer. Klasik senaryo kuramı, başından olaylar geçer. Karakter değişimi uğrar ya da uğramaz. Ama sonunda acı çekmeye devam eder. Kemal Sunal için diyor ki o bir halk kahramanıdır. Başına bir olaylar gelir ama finalde bir şekilde halkı arkasına alır. Herkes evet. Onu alkışlar. Bu yüzden ona bir itiraz var. O bir mizah değil. Belki komik ama bir mizah değil şeklinde bu açıklaması vardı. Ya velhasıl bunu söyleyebilmeyi de göze aldı. Evet. Ama bunun yanında ne bileyim PKK empatizanlığı yaparak bu tarafı da kaybetti. Çok bir tarafa yaranma şeyi yok anladığım kadarıyla. Onur Ünlü külliyatının gidişatından bahsedecek olursak, Deli Yürekler senaryoculuğundan sonra kendi yazıp yönettiği filmlerin gidişatı da çok ilginç bir seyir halinde. Yani o Güneş'in oğlu, Celal Tanva ailesinin aşıracıklı hikayesi. Sonra gidiyor. İtirazım var falan. Kırılma noktası itirazım var diyebiliriz belki. Veya Celal Tan mı desem? Tam emin değilim. Yani bir yere kadar belli bir şeyde gidiyor. Hatta filmlerin içinde kendi filmlerine de böyle nazireler yapıyor. Evet, evet. Yani belli bir çizgide gidiyor. İşte hafif absürt. Aslında absürt değil. Yaşanılabilir olaylar ama yaşanması düşük ihtimalli olaylar. Sen aydınlatırsın geceyi de öyle değil mi? Ha, o tamamen absürt gibi. Orada şey vardı. Günlük hayatını yaşıyor insanlar ama evet. Herkesin bir özel gücü var. Ama evet, yine de günlük evet. Hayatı yaşamaya devam ediyor falan. Bu arada muhteşem bir filmdir. Sonrasında son döneminde yaptığı şeyler artık deneysel şeylere geçti. Put şeylere. Sonrasında neydi o filmin adı? Kırık Kalpler Bankası. Bir şey daha vardı, onu da izlemedim zaten. Yıllar öncesinden diyordu bir gün böyle bir film çekeceğim diye. Evet. Ve ben de heyecanla izledim. Bunu anladım. Yani kaç sene önceden söyledi onu hakikaten. Böyle bir film yok mu falan. Millet işte ulan ne film olacak acaba? Ve yani yaptığı filmin beğenilip beğenilmemesi umurunda değildir belki ama bunu hiç beğeniye çıkartmayacak kadar da ne olduğunu yani düşünmüyorum. Bir şeyden korkmuş da olabilir belki. Tepki görmesinden. Yani toplumsal linçten bahsetmiyorum da siyasi olarak belki cezalar bilmem neler falan da olabilir. Ben filmi izlemedim bu arada. Harbiden put şeylere yani. Tüm putlar. Kırık Kalpler Bankası'nda gerçi çok bir şey yoktu. Yani trans bir karakter vardı. Futbol müsabakası var. Oyunculardan bir tanesi de travesti. Ama çok cesur sahneler de vardı. İzlenilmeyecek kadar iğrenç olan. Ama bunun yanında benim o filmde hoşuma giden tek şey şuydu. Filme genel pencereden baktığımız zaman aslında bir Romeo Juliet hikayesi. Ama içinde futbol var, banka soygunu var, bir tane yatır var, şeyh var falan, çok ilginç. Hepsini toparlamış. Ama bir Romeo Juliet hikayesi anlatıyor. Ve bunu şöyle anlatıyor işte. Araba geliyor, spor araba geliyor mesela. Normalde araba sesi çıkması lazım. At koşma sesi çıkıyor. Adam silah çekiyor ama kılıç çekme sesi çıkıyor onda falan. Dediklerine binaen söylüyorum. Yani 5. boyutun biraz da böyle kültürel boyutunu yapmış gibi yani. Olabilir. Manevi evet. Böyle İslami bir rengi yok ama evet. İşte Romeo Juliet'i 5. boyut aklıyla çekersen evet. Ne olur gibi. Çünkü 5. boyutta da mesela bizim hiç yabancı olmadığımız işte biri gelir yardım eder sana. Evet. İşte yolunu değiştirir, düzgün yola sokar. İşte kötü yola sokarsa ondan sonra hayır çıkar gibi gibi kılıç şangırsız çıkması silahtan. Az önce bahsettik ya, silah kurşun atıyor, o kurşuna taş atıyor böyle. Taş o kurşuna çarpıyor, yön değiştiriyor. Aslında yapan akıl aynı akıl yani. Dedin ya Deli Yürek'teki bazı sahneleri onun yazdığını anlıyorduk diye. Onu böyle 5. boyut külliyatını diyelim bitirmiş bir insanla, filmi izleyen bir insan işte artık aynı kalemden çıktığını anlar yani. Artık düşünce farkı var ve ben şöyle bir şey hissettim. Yani özgürlük diye sapıtma mesela. Okyanusun ortasındaki denizci kafayı yiyor mesela. 6 ay denize gidip gelen adamları hemen karaya indirmiyorlar. Bir süre içeride tutuyorlar yavaş yavaş. Çünkü adam artık ufuksuzluktan kafayı yemek üzere hale gelmiş. Yani bakıyor her taraf boş. Şimdi buna özgürlük diyenler de var. Abi özgürüz işte, her taraf boş, okyanusun ortasındayız falan. Aslında bu bambaşka bir esaret. Yani her tarafın özgür, seni sınırlayan hiçbir şey yok. Ama sınırlayan hiçbir şey olmadığı için de gidebileceğin bir yerin yok. Şimdi Onur Ünlü de aynı girdaba düşmüş olabilir. Bütün sınırları karşı kaldırınca, yani kendine hiçbir sınır koymayınca ortaya saçma sapan garabet bir şey çıkıyor. Bunu özellikle put şeylere de hissettim. Şimdi adam adı üstünde put şeylere. Sınırları kaldırmış. Kardeşim ben özgürüm. Benim hiçbir sınırım yok. Ne ahlaki, ne sinematografik olarak, ne de başka bir şey olarak benim hiçbir sınırım yok diyerek. İşe girişince ortaya saçma sapan, mide bulandırıcı, akla gelebilecek her türlü put olan şeyleri çekmiş adam. Ama bu özgürlük şehvetine düşmeseydi çok daha güzel şeyler ortaya çıkabilirdi. Bunu sinemada, dünya sinemasında da örneklerini görüyoruz. Sansürün olduğu ülkeler, işte en basitinden İran filmleri neden hep festivallerde daha ön plana çıkar? Çünkü İran'da müthiş bir sansür vardır. O sansürde yönetmenlerin, senaristlerin hayal gücünü tetikler. Anlatmak istediği şeyi daha farklı bir şekilde anlatmaya çalışır. Ama işte o sansür olmasaydı, yani
tırnak içinde özgür kalsalardı belki de o kadar güzel çekmeyeceklerdi. Evet. Kendisini daha da özgür bırakmaya çalışınca da böyle Onur Ünlü'nün Put Şeyleresi gibi bir şey olacaktı. Şimdi Ahlat Ağacı filmini çekti Nuri Bilge Ceylan. Ahlat Ağacı filmi Çanakkale'nin Çan ilçesinde geçiyor. Nuri Bilge Ceylan işte Çan'da film çekeceğim diyor. Tabii herkes emrede amade şekilde belediye işte imkan sağlıyor. Zaten devletten destek alıyor bilmem ne. Belediye başkanının odasını rica ediyor. Başka bir sahnede Çan'a küfür ediyor başrol oyuncusu. İşte böyle bu Çan nasıl bir Çan bilmem ne falan küfür ediyor bayağı. Buradan bir türlü kurtulamadın diyor. Film çıktıktan böyle 1-2 hafta sonra tabii biz sinemalara falan gelmeden henüz. Belediye başkanı Facebook'tan o sahneyi koyuyor, tamam mı? O küfür ettiği sahneyi. Yani biz bu adama böyle böyle şık verdik filmin de sonuna geldi. İlçemize küfür etti falan. Yani o bahsettiğin özgürlük alanını sağlıyor. Ama sonra özgürlük alanında adam sana küfür ediyor. Evet. Onur Ünlü de biraz böyle bence. Yani belki o ilk dönem filmlerinde bir özgürlük alanının olmadığını düşünüyordu. İşte AK Parti iktidarı var, ben ne yapacağım? İşte İslamcılar iktidarda, irtica faaliyetler, kendimi ifade edemiyorum. İtirazım var ortaya çıkarıyor. İşte imam var. Ebu Zer. İmam işte Ebu Zer kısa anlatıyor. Seküler olup da ama Müslüman olanların sığındığı sahabe. İzleniyor. Kimsenin bir şey dediği yok. Kültür Bakanlığından gene destek alıyorum. O zaman belki put şeyleri yapıyor. Özgürlük alanının genişlemesinden dolayı bunun sapıtma şeyi de büyüyor. Haddi de aşıyor yani diye düşündüm şimdi. Onur Ünlü'nün bunları hiçbirini düşünmediği de olabilir. Evet. Ki muhtemelen çünkü böyledir bence. Öyledir. Ama bu bahsettiklerimiz içten içe düşündüğü şeyler olabilir belki. Evet. Çünkü mesela soruyorlardı ya sen aydınlatırsın geceyi neden siyah beyaz çektiniz diye. Tabii bir sürü sinema eleştirmenleri bir sürü argüman yok. İşte siyah beyaz bir hayatı tasvir etmek falan filan. Ya daha ucuz olur sandık, olmadı dedi mesela. Adamın açıklaması oydu. O hani gemi örneği verdin ya bir daha önce. Evet. Yani böyle o özgürlüğü aslında sonsuz yapınca çok da güzel olmuyor yani. O İran sineması örneği kesinlikle bence çok güzeldi yani. Orada. Bir örnek daha yine sonsuzluk falan deyince. Mesela Akdeniz Ege sahiline hiç gittin mi? Gittim evet. Orada denize baktığın zaman, karşıda bir şey görmediğin zaman o manzara o kadar adama zevk vermiyor aslında. Yani ben ne zaman gitsem şöyle efkarlı dalıp da manzarayı çok izleyemiyorum. Bakıyorum boş. Ama İstanbul Boğazı'nda aynı şeyi yaşayamazsın. Orada daha bir zevk alırsın. Çünkü bir su var, karşısında tekrar bir sınır başlıyor. Evet. Yani sınır aslında olması gereken bir şey. Tabii. Zaten... Yine bak İran sineması deyince aklıma somut bir örnek geldi. Baran diye bir film var. Evet. Kimin olduğunu şu an hatırlayamıyorum. Mecid Mecidi'nin olabilir belki. Baran filminin son sahnesinde çok meşhur bir sahnedir. Ayrılık sahnesi. Kızla erkek ayrılacak artık. Yani kız başka bir diyara göç ederken şöyle bir sahne yaşanıyor. Kız çamura ayakkabısını bastıktan sonra arabanın üstüne atlıyor. Çamurda ayak izi çıkıyor. Oğlan İran sinemasında sansür olmasaydı muhtemelen o sahne ortalama bir Hollywood filmi sahnesi tadında işte buluşmalı, kavuşmalı, sarılmalı, bir veda, işte ağlamalı belki bir veda sahnesi olabilirdi. Ha, o yönetmen bu şekilde yapar mıydı? Evet yapardı. Yani şu an yapmazdı ama şu an neden böyle bir şey yaptı? Çünkü o sansürün olduğu, o sansür olduğu için zaten ortaya böyle bir yönetmen çıktı. Komple hiç sansür olmasaydı düşünce biçimi de Hollywoodçular gibi olup böyle ortalama klişe bir sahne olabilirdi. Velhasıl yine dediğimiz mesele sansür muhayyileyi tetikledi. Ortaya unutulmaz bir sahne çıktı. Zaten hep böyledir aslında. Sansür dediğimiz şey yani yaratıcılığı çok dediğimiz gibi muhayyileyi tetikleyen bir mevzu oluyor. Kabuğunu hep aşmak istiyor. Hep o kabuğuna sığmamakla. Yani kabuk dediğimiz şey aslında böyle aşılmayı bekleyen bir şey gibi. Ama o geminin içindesin mesela işte etrafında deniz var. Bir limana varacaksın. Çünkü o denizde sonsuza kadar kalamazsın. Bir adadasın evet. Mesela. O adadaki kaynaklar tükenecek bir noktada. Recep İvedik'i herkes gömüyor. Recep İvedik'in gömülmesinin sebebi değil ben anlamıyorum. İnsanlar neye dayanarak hangi yüksek ülkülerle Recep İvedik'i gömüyorlar. Recep İvedik'le ilgili ileri geri konuşan insanlar hangi yüce mizah duygusuna sahipler? Boş konuşuyorlar. Ben Recep İvedik'i gömebilirim. Çünkü teorik olarak yaptığı şeyin saçmalığıyla ilgili fikrim var. Tırnak içinde saçmalık. Mesela Recep İvedik, bakın, acayip yalnız bir karakterdir. Recep İvedik dünyadaki en yalnız adamlardan biridir. O yalnızlık Recep İvedik'i tuhaf bir yaratığa dönüştürmüştür. Onur Ünlü Cihangir solcusu değil. Onur Ünlü Cihangir solcusu değildir. Onur Ünlü solcu da değildir. Sağcı mıdır peki? Sağcı da olamaz. Olamaz değil mi? Onur Ünlü şahsi olarak solcu olabilir belki. Yani evet. Kelime manasıyla söylüyorum. Sürekli yeni bir şeyler arayan. Yani
Gezici Türkiye'de mesela Onur Ünlü. Anladığımız solcu değil. Gezi Parkı'na destek veren bir adam Onur Ünlü. Evet. Ama solcu değil diyorsun. Değil. Yani Gezi'ye o an için destek vermiyor. Yani şu an mesela diğer solcularla bir tutamıyorum onu. Çünkü onlardan ayrışan bir sürü de yeri var. Yani tabii. Onur Ünlü muhalif bir adam diyebiliriz. Bak solcu değil, muhalif. Sadece hükümete, devlete muhalif değil. Herkese muhalif bir adam denilebilir. Kendine de muhalif. Kendisinde de çok çatıştığı şeyler oluyor sürece baktığımız zaman. Bu aslında böyle genel olarak galiba entelektüel insanların yaşadığı bir değişim oluyor. Örnektir yani gözümüzün önünde İsmet Özel yani başlangıç. Evet. Sosyalist. En başta keşke o da zaten. Onur Ünlü de tersine bir dönüşüm yaşasaydı. Evet, Onur Ünlü tam tersine oldu hakikaten. Böyle deli yürek. 5. boyut aralarda işte farklı ya bir de filmler. Şu var abi şimdi. Onur Ünlü'nün de hakkını teslim edelim. Evet, Onur Ünlü döndü ama mertçe döndü. Bazı dönen şair arkadaşlar var. Adam İslamcı şair olarak piyasaya çıkıyor. Sonra burada tutunamayınca karşı tarafa geçmek istiyor. Evet. Yavaş yavaş işte Üsküdar'ı bırakıp hala olan sen İslamcı şair dendiği için. Twitter'dan bazı hocalara sallama. Ulan siz zaten böylesiniz yobazlar falan. Bakıyor ki hala adamı kabul etmiyorlar. İşte artık iyice muhalefet. Evet yani kendini oraya kabul ettirebilme çabası, bu çok acınası bir şey işte. Velhasıl dönüyor. O döndüğünü de nasıl anlayabiliriz? Ekşi Sözlük'te bir adamı sövüyorlarsa, Sanan Sepet camiasından bahsediyorum. Ekşi Sözlük'te bir adamı sövüyorlarsa bu genelde İslamcı oluyor. Evet. Adamı övüyorlarsa genelde de kendilerinden oluyor. Solcu, muhalif, gezici oluyor. Yani. Ha. Bunun kırılma noktası da şudur mesela. 2013'ten önce İslamcı şairlerin bazılarına bak veya yönetmenlerin 2013 öncesine kadar adamı çok severler. Kaliteli adam bilmem ne. 2013 sonrasında sövmeye başlarlar. Evet. Ulan bu da şeymiş. O bahsettiğim şair kendisini karşı tarafa kabullendirmeye çalışan, dönmeye çalışan şair arkadaşlar da mesela 2013'e kadar adamı övüyorlar. 2013'ten sonra sövmeye başlıyorlar. Ulan sen de İslamcıymışsın diye. Son dönemlerde birkaç gördüm. Adamı tekrar övmeye başlamışlar. Kabullendirebilmiş sonuçta kendini. Onur'un da bunlar gibi kaypakça bir dönüş yapmadı. Mert döndü en azından. Helal olsun. Evet. Bir kere evet. Döndü adam. Şu an orada duruyor. Bir daha döner mi zannetmiyorum. Yani ya. bu seviyede bir insanın kültürel olarak değil de böyle kişisel olarak döndükten sonra ben geri dönüşünün çok zor olduğunu düşünüyorum. Sagopa Kajmer örneği. O var mesela. Benim aklıma şey gelmişti. Talha Hakan Alp geldi. O mesela İsmail Ağa camiasının böyle hocalarıyla beraber hoca olmuş bir adammış. Sonra orada yine ders vermiş. Farklı camialarda da ders vermiş ama en ünlüsü İsmail Ağa olduğu için onu söyledim. Sonrasında ben bir şeylere inanıyorum ama bu inandığım şeyler ne derece inanılacak şeyler. Yani bir soru adamı saptırtan aslında. Evet. O soruya cevap bulamama. Onur Ünlü'nün sorusu da şuydu mesela. Bunu her yerde kendisi de söylüyordu. Dünyada yaşamamızın manası ne ki? Bu dünya bir absürtlükler silsilesi. Bu dünyanın hiçbir manası yok. Hatta bu yüzden absürt komedi yaptığını falan Leyla Mecnun zamanlarında söylüyordu bunları. Biraz şey gibi. Manası yok diyordu ya. Zaten yaşamın kendisi absürt diyordu. Bana biraz şey geldi. Bu Dadaistler vardı. Dadaist. Evet. Ben lisede Dadaizmi çok severdim bu arada. Ben Dadaist olacağımı düşünürdüm. Ama sonra şey görüyorsun yani adamlar bütün kainatın böyle olduğunu düşünüyorlar. Sen mesela kültür camiasını işte sanat şeylerini falan böyle Dadaizmle yorumluyorsun sadece öyle olmasını istiyorsun. Ama böyle Dadaizme bakıyorsun adamlar buna kanını canını koymuş yani her şeyini koymuş. Benim ailem de Dadaist kardeşim. Benim çoluk çocuğum da Dadaizm bu yana Dadaistlere boy verdik zaten. Onur Ünlü de işte yani Onur Ünlü veya işte o tarz insanlar diyelim absürtlüğü böyle yorumluyorlar bence. Yani ve döndü mü böyle dönüyor. Adamlar. Bir de şu örnek var. İmam Gazali örneği çok haddi aşmamak gerekir belki ama işte o da başta felsefeyle sonrasında felsefenin gariplikleri diye bir kitap yazıp sonra işte İhya-i Ulumiddin en sonunda işte Minhacül Abidin diye külliyat oluşturması. Adam nasıl? Gibi dönelim. Adam gibi dönelim döneceksek de. Gezi Parkı'nda Ekşi Sözlük için Gezi Parkı milat. Mesela AK Parti camiası için de 17-25 Aralık. Evet. 17-25 Aralık'tan sonra bu adam hala FETÖ ile ilgili olumlu şeyler yazmışsa bu adam FETÖ'cü kardeşim. 2014'ün başından itibaren olumlu bir şey yazmaması gerekiyor. Eğer öyle bir şey yazdıysa memur olamıyor adam. Twitter'ına bakıyorlar ama sen böyle şeyler yazmışsın diye işe alınmadığı veya işte görev verilmediği oluyor. Burada bence sonlandırabiliriz. Velhasıl. Var mı diyeceğim bir şey? Ağlamak abdesti bozmaz mıydı be şeyhim diyerek ah Muhsin Ünlü mısrasını burada okuyarak sonlandırmak makul olabilir. Kara gümrük yanıyor, polis beni alıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor. Vurulacak sevdiğim bir damar.